Şimdi geldik bir başka bir başka konuya ha e, vergi rekortmenleri. Onlardan bahsedeceğim size. Vergi rekortmenleri dediğinde Türkiye'deki vergi rekortmenlerinden bahsedeceğim. Peki diyeceksiniz ki kim var vergi rekortmenleri içerisinde? İşte iki yılın rekortmeni yani Selçuk Bayraktar. Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bayraktar, 2022'de 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödedi. Mustafa Rahmi Koç, 200 milyon 757 bin 695 lirayla 2022'de en çok vergi veren üçüncü kişi oldu. Listenin 2, 4, 5, 6 ve 7. sırasındakiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Mehmet Sinan Tara, İpek Kıraç, Mehmet Ömer Koç da gelir vergisi ödeyenler listesinde ilk ona ismini yazdırdı. Mehmet Cengiz listede 22. sırada, Aydın Doğan 27. sırada yer aldı. Liste en son 2019'da yayımlanmıştı. Aradan geçen zamanda vergi rekortmenleri duyurulmamıştı. 2020, 2021 ve 2022 listeleri eş zamanlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine konuldu. 2021 vergi rekortmeninin de Selçuk Bayraktar olduğu ortaya çıktı. 2020 rekortmeni ise isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisinde ise 2022'de ön plana çıkan ardarda yüksek karlılık oranları açıklayan bankalar oldu. İlk 10 içinde 7 bankanın olması dikkat çekti. 3 kurumun ismi yine kurum talebi üzerine gizlendi. 2. sırada Garanti Bankası, 4. sırada Yapı Kredi, 6. sırada Akbank yer aldı. 2021'in vergi rekortmeni olarak açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ise bu seneki listede açık olarak yer verilmedi. Listede gizlenen isimlerdeki artışla dikkat çekici. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ismini açıklamak istemeyenlerin sayısının yıllar içindeki artışına dikkat çekti. 2000'de 14 kişinin ismini gizlerken, 2019'da 67, 2022'de 76 kişinin ismini listeye yazdırmadığını belirtti. Ama asıl vergi rekortmenleri listede yok. Çünkü bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri bir araba kendine iki araba devlete alan, cep telefonuna dört ayrı vergi veren, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen, doğalgaza ÖTV, tuvalet kağıdına yüzde yirmi KDV ödeyen vatandaşlardır diye yazdı. Az önce şeyden bahsediyoruz ya. ÖTV artışlarına. Ozan, Ozan Bingöl çok da iyi bir arkadaştır. Ee, milli içecek dediğimiz alkolden bahsediyorum. Rakı vardır ya rakı. Orada mesela vergisiz fiyatı rakının 247 liraymış. Bu ÖTV ayarlamasından sonra, KDV ayarlamasından sonra. Ama dikkat edin. Vergisiz fiyatı, Fabrikadan çıkış fiyatı 247 lira 78. Ya bu bardak canım işte yani öyle farz etsin millet. E, 247 lira 78 kuruş. ÖTV 334 lira ekleniyormuş. KDV 116 lira etkili e, ek, ekleniyormuş. 451 lira yapıyormuş. Toplam vergi 451 lira. Ardından tavsiye edilen rakam da 699 liraymış. Şöyle diyor Ozan. Yani 248 liralık bir ürüne yaklaşık 451 lira vergi ödeyerek 699 liraya satın almış oluyoruz. Ya üreticiden daha fazla kazanıyor devlet. Düşünsenize üreticisinden daha fazla kazanan bir devlet. Hep devlete, hep devlete, hep devlete. Geldik